Hayır. Yani 100. yıl kutlamaları çok kötü geçtik desek daha iyi olur. Bir yandan savaş desen, bir yandan desen milletin yoksulluğu desen. Yani biz elimiz pabuçta kaldı. 100. yılı kutlayalım mı bir değil. Kutlamayalım diyenler oldu. Kutlamayalım bence. Hiç kutlamasak daha iyi. Neden? O kadar insan ölüyor. Filistin'de mi? Evet. Filistin'deki olaylardan dolayı kutlamayalım. Evet. Onlar da bizim insanımız değil mi? Onlar yok bizim... ama burada değiller ya. Yani işte burada olmadığı için hepimiz bir olmak zorundayız. Neden bir olmak zorundayız? Çünkü eski Çanakkale Savaşı'nda herkes bir oluyor. Kadınlar desen, şu desen, bu desen herkes savaşıyordu. Filistinler var mıydı? He? Ya, savaşta. Filistin'de olmasa bile yani Osmanlı döneminde herkes yani şey vardı. Nasıl desen herkes birbirini tutuyordu. Müslümanlar birbirini ezdirmiyordu. Kanun vardı. Ama şimdi kanun falan yok. Düşünebiliyor musun? Yani kimi koruyacağımızı da şaşırıyoruz ya. Yazdık değil mi? Yani bir en kötü ülkede desek Amerika. Hep bunlar Amerika'da ama Türkiye neden Amerika'dan öyle korkuyor? Yani korkmaması lazım. Amerika tüm Müslümanları eline geçirmeye çalışıyor. Amerika'da iri insanlar var yani. İri insanlar var. Parasına güveniyor. Yani Amerika yani Irak desen, İran desen yani Müslüman ülkede bir olsa ya Amerika'da bir şey kalmaz ki ya. Bunlar Müslümanları yok etmeye çalışıyor. Olur mu ama korkuyoruz. Orada iri insanlar var. Zenciler var yani. Ya zenciler ya zaten bunlar zencilere de kötülük yapıyorlar. Ya zencilere de ayrı bir şey. Yok zencilere soruyorlar çok memnunuz diyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Yok bunlar hepsi. Şimdi biz kendimiz de benim dayım da Almanya'da olduğu için ayrımcılık yapıyorlar. Zencilerle dalga geçiyorlarmış. Benim dayım bak Almanya'da oldu. El şakası mı yapıyorlar yani? Ya zenci diye böyle kara çikolata zengin diye kara diye zengin yani şakalar yapıyorlar. Yani dalga geçiyorlarmış ya. Mesela bir Afrikalı buraya geçtiyse ama farz et bizim insanlar bile dalga geçmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musun? Kara geldi, zenci geldi diye dalga komik geçiyor. Mi bu şakalar sizce? Ya hiç de komik değil ya. Ya o insanın yerine kendini koymak lazım ya. Yani birisi bana aynen yani ben bir zenci olsam veya sen zenci olsan sana o şakaları yapsak kabul eder misin? Yani siz güler miydiniz? Ben hayatta gülmedim. Zenci olmak ister miydiniz? Olmak isterdim. Niye abi ya? Faydaları var. He, Hazreti Bilal döneminde Hazreti Bilal zenci değil miydi? Zenciydi. Yani zence genetik olarak biraz daha önde sanki. Zenciler nasıl desen namazlarına daha iyi kılıyorlar. Hem de böyle nasıl desen namazını hiçbir zaman da kaçırmaz. Hani ihadetli daha iyi. Ama bizim Türk beyaz insanlar yani zenciler kadar hani kıldığını ben hiç görmedim doğru düzgün. Atletikler yani o konuda. Zenciler daha iyi. Çünkü Allah'a dua ediyorlar, şey yapıyorlar. Biz çünkü her gün internetten de seyrediyoruz öyle. Zencileri seviyor muyuz? Yani ben seviyorum. Onlar da insan. Cenab-ı Allah yarattı. Seni de yarattı. Beni de yarattı. Ama hiçbir zaman da onları kötü duruma düşürmek zorunda değiliz ki. Yani ben ona her zaman karşı Amerika desen Fransa 1, Almanya 2, ondan sonra İsveç, İsviçre, ondan sonra Belçika bunlar hepsi Müslüman düşmanı. Yani bunları elden düşünmek lazım. İyice. Orada da çok zenci var. Yani zenci var, o zencilerin var ya kendi gerçek haberlerini vermiyorlar. Yani bak İsrail gerçek haberleri veriyor mu? Vermiyor. Kaçak haberlerde gördük ya dün akşam ben kendi gözümle gördüm adamlara eziyet yapıyorlardı. Yani ölmüş insanın üzerine işiyorlardı. Kimin? Filistin'de ölmüş insanların üzerine işiyorlardı. Ondan sonra ellerini bağlıyorlardı. Ondan sonra üzerine basıyorlardı. Yani öyle kabul edilir mi? Yani sen de görsen kabul eder misin? Etmesin. Ama dünyayı ağlatır bu. Bunlar sadece diyor ki dünya bizim hakimiyetinin altında kalsın diyor. Bizim emrimizin altında kalsın. Yani biz ne desek o olsun diyor. Yani her şey para değil ki ya. Sen bir iyilik yap. O Müslümanların arkasından çık yapmıyorsa bir tane ölümse ölüm. Biz hiç olmazsa böyle savaşak ölek. Hiç olmazsa şehitlik bir... Yani şehitlik tarafına geçeriz abi. Onlar da Müslüman. 5. halife var ya 5. halife. 5. halife halledecek. Hiç olmazsa yani kendi abi, yani şehit oluruz abi. Yazık değil mi? Şehit olur hiç olmaz abi. Onlar da Müslüman. Biz de Müslümanız abi. Kim Müslüman? Abi hepimiz Müslüman değil miyiz abi? Hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimiz Müslüman değil miyiz abi burada?
Ya Müslüman olmayan var ya, hepimiz Müslüman değil miyiz abi? Bir kelime-i şehadet getirir misin? Ya elhamdülillahi rabbil alemine rahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bir tuş şeytanı racim, bir eşeden ve illallah ve eşeden de Muhammeden ve abdu ve resulallah. Euzü billahi mine şeytanı racim, bismillahirrahmanirrahim abi. Kelime-i şehadet getirir dedim. Abi bak olsun abi. Bilene, bak bilmesin yerinde bile, getiremedin. Bak bilmesin bile. Bak, bilmesen bilene velan değil dayıcım. Kelime-i şehadet getiremeyip de ben Müslümanım diyemezsin. Bak ben epilepsi hastası dayı. Ben epilepsi hastası. Ne olursan ol. Çünkü unutkanlık Müslümanlıkta hastalıktan bir şey yok. Her şeyin şeyi vardır. Abi. Namazını bilene kılamazsın zaman ne yapıyor? Rabbil Alemin ayetlerinde ya da hadislerde falan hepsinde ne yapıyor? Evet. Bak sana diyor ki hacca gideceksin. Emir vermiş. Ne diye veriyor sana? Paran, durumun varsa git, yoksa gitme diyor. Gitme diyor. Orucunu tut. Diyor değil mi? Evet diyor. Tutamadığın zaman da onun hükmüne göre de bir şeyler vermiyor. Ama namaz da vermemiş. Gebereceğini yatakta mısın diyor. Gözlerinle diyor kılacaksın. Teemmümü varmış. Yapacaksın diyor. Boş değil. Müslümanlığı bu kadar ayak altına almayın. Boş yapmayın. Kelime-i şehadet getiremeyip de ben Müslümanım demeyin. Ben çok şükür ben namazımı kırıyorum abi. Şey de olsa ama namaz kırmayanlar kendisini düşünsün. Bak ben mesela senin için demiyorum. Hangi namazları kılıyorsun? Abi ben akşamı cuma günü hiçbir namazımı kaçırmam. Cuma pazartesi günü bilmemişi. Çünkü ben pazartesi kaç rekat sabah, günde kaç rekat abi namaz ben, kılıyorsun abi? He? Kaç rekat namaz kılıyorsun? 4 rekat abi. Günde 4 rekat namaz evet, mı abi kılıyorsun? Ben 40 rekat kılıyorum. Abi sen kırabilirsin. 5 vakit ben, ezanda 40 rekat ezanda. Belki bak, kaç sen, sünnet kaç farz kılıyorsun abi, günde? Sen, seni unuttum. Müslümanım diyorsun ya abi, Müslümanlıkta bak, da biraz bilin bak, abicim bak. Sen kaçını sünnet kılıyorsun? Bak, kaçını farz kılıyorsun? Abi seni unuttum ben. Sen belki bak ben ilahiyat okumuş falan bir insan değilim. İlkokul mezunu okumuş, bir insanım. Ben de okumuş bir insan değilim abi. Bak ben 17 rekat farz, 23 rekat sünnet vardır. Hepsi var abi. He? Bunları niye bilmiyorsunuz abi? Abi lafa abi, çıktı bak mıydı ben Müslümanım demekten abi, ben olmaz. Müslümanım, en bak ufak bir şeyleri hepimiz, bilin. Ya, ne öğretiyorsun çocuğuna? Biz hep yeğenine, torununa? Allah ne öğreteceksin? Allah yoluna gidik diyoruz abi. Neye gideceksin? Müslüman Allah yoluna gidiyor abi. İşte nasıl yapacaksın abi? Nasıl gideceksin? Yani ben senin yeğeninim. Belki de oğlun evladım. Yani bana bir öğret İslamiyet nedir? Abi İslamiyet nedir? Ben sana söyleyeyim. Terazidir abi. Ne terazisi? Terazidir. O adalettir. Adalet İslamiyet diyor. Terazi deme adalet İslamiyet abi. Teslimiyettir. Abi, teslimiyet abi, olduğun abi, zaman şu kalp gözünden dilini damağına koyup da Allah dediğin zaman o zaman Müslüman. Abi bak ben sana teslimiyeti sen, bilmiyorsunuz. Ben, onlar hepsini de sen doğru söylüyorsun. Ben sana demeyeyim yalan konuşuyorum. Ben biz diyoruz ki biz el ele tutuşalım abi. Nasıl tutuşacağım ben seninle? Ama ben seni nasıl tutuşacağım? Ben şimdi sana böyle anlattığım zaman bu sen bir şey bilmediğin zaman da bu adam senin aklına gir girdiği zaman seni abi yoldan ya alır götürür. Herkesin bir düşüncesi var. Nasıl abi düşüncesi var? Abi, herkes sen düşüncene göre hareket evet, edemezsin. Ama, ayette Allah, eğer inançlıysan teslimiyet inançlıyım çok şükür abi. O zaman Allah'tan kafana göre yapamazsın. Evet, ben, kafana göre yapamadığın bir şeyleri bak şimdi benim Kur'an-ı Kerim'de evet, Kur'an-ı Kerim'de bulamadıklarını hadislerde sahih hadislerde arayacaksın. Evet. Ben sana diyorum. Evet. Namaz kılıyorum diyorsun. Kur'an-ı evet, Kerim'de namaz var mı? Var abi. Nasıl var? Kur'an-ı Kerim'de abi, namaz geçiyor mu? Benim için kız namaz diyor, geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Ya geçiyor abi. Niye nasıl geçiyor? Benim bana bir tane göster. Benim abim ne diye kapattım, geçiyor? Kapattım. Namaz ne diye geçiyor? Ha? Ne diye geçiyor? Abi namaz dua etmek için geçer abi. Bir diyor ya, benim için dua edin namaz diyor. Namaz salat diye geçer. Abi tamam. Salat. Benim 5 vakit bak diyorsun. Günde 5 vakit okunan ezanda hiç dinlemedin mi? Hayyâle salâh, hayyâle salâh. Hayyâle felâh, hayyâle felâh. Dinliyoruz abi. Ne diyor burada anlamlar? Buradan yapacaksın. Her şey Kur'an-ı Kerim'de değildir. Kur'an-ı Kerim'de yani olmayanları da hadislerde arayacaksın. Evet, sahih abi hadislerde. Peygamber Efendimiz'in gerçek hadislerinde. Evet, Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'in. Tamam mı? Evet abi. Ona ayrı bildirdiklerinde. Cibril'in. Bazıları tamam yapmıyor. Orada bulamadıklarını yani orada yapacak. Şimdi ben El Emre Eşak diyor. Evet. Ne diyor? Göğsünü yardık diyor değil mi? Bütün yükünü göğsünü oradan aldık diyor. Göğsünde. Bazı ayetler, bazı şeyler Peygamber Efendimiz'in göğsüne indirilmiştir. Evet, evet doğru abi. Anlatabildim mi abicim? Her şey orada açıklanmaz. Namazını evet, kıl diyor. Farz ayetinde sana şu duayı oku diyor mu? Evet, abi, sana diyor şu ben sana en basitinden söylüyorum. Kimse namaz kılıyorsun diyorsun. Diyor. Namaz kılıyor diyorsun. Evet. Şu bak çoğu bilmez. Şu nedir? Aldım bak. Aldı. Nedir bu? Şöyle, bak, nedir? Abi bırak şimdi. Kulak arkasını falan bırak. Bak elde aldım. Bak şöyle. Evet. Aldım. Onu, gel. Onu ne yaptım ben? Ne yaptım abi? Ne bu anlamı? Ne bunun? Anlamını ben bilemiyorum abi. Ben ya Rabbi ben bütün bu dünyadaki bütün malımı, mülkümü, her şeyimi geriye attım. Huzurundayım. Evet. Allahu Ekber. Abi, en büyük sensin. Allahu Kebir.
Anlatabildim mi? Tabii. Ne yaptım? Kıvayama durdum. Evet. Rukiye duyurdum, secdeye durdum. Anlamı ne bunların? Secdeye durdum, sana dua ettim. Valla günahlarımı affeyle Allah'ım demek. Sebir yani. Secdesini biliyor musun abim? Bilmem abi. Niye mi? Bak Müslümansın. Ben ilkokul mezunuyum. Okumamışım. Ben 24 saat içen, kumar oynayan adamım abi. Hayatta kumar oynamam abi. Bak ciddi söylüyorum. Bak şu an cebimde gel. Bak telefondan açayım. Bak ben kumar oynayan adamım. İçki içen adamım. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım kurtarsın ama. Bak namaz kılıyorum deyip de bu kadar basit şeyleri İslamiyet'te yapmayın. Ondan sonra yok şeydir, hadistir. Yok şudur budur. Kandırılırsınız abi, bu şekilde. Kandırılırsınız abi. Ondan sonra Filistin diyorsunuz. O şey. Bazı şeylerde programlarda bir saniye şey yapmayın. Şöyle savaşırız, böyle savaşırız. Gelir misiniz, gider misiniz diyorlar ya. Orada gördüm ben şimdi. Ya diyor otobüs kalkacak, gelir misiniz, gider misiniz? Ya diyor benim diyor misafirlerim var ki falan. Sizinkiler o misal. Abi, anlatabildim mi abi? Yapamayacağınız duayı alamayacağınız abdestin ardına gel, namaza durmayın abi. Allah hastayı da yaratmış. Müslüman. Bak, hasta insanı da yaratmış, şeyi de yaratmış. Bak, diyor ki bu hasta insan bana dua edecek mi, etmeyecek mi de. Hangi mezheptensin abi? Arkadaş diyor ki şimdi. Hangi mezheptensin? Bilmediğim bir şeyleri diyor, öğrenmek lazım diyor. Şimdi abi, ülkede abi, İslam dinini dinle abi. Yaş kaç? Yaş kaç? 44 abi. Senin 44, bak ben 49 yaşındayım, evet, 74 doğumluyum. Abi bak ben hayatta bak ben bu yaşıma gelmişim, ben ağzıma içki sürmemişim. Ben sürdüm. Ben zigara bile içmemişim. Ben sürdüm abi, ben açık açık Cenab-ı konuşuyorum. Abi, ben açık açık alkolünü de sürdüm, zinasını da yaptım. 3 seferde umreye gittim. Allah kabul 2017'de etsin. Geldim. Ama içki içtikten sonra umreye gidiyor. Ya onlar şimdi insanın... Şimdi ne oldu şimdi? Bak beni yargıladın gördün mü? Ben bunu sana bile bile söyledim. Şey abi bak içki... Bak beni yargıladın şimdi. İçki içiyorsan umreye gittiğin halde kabul olmaz ki abi. Cenab-ı Allah niye ben umreye... Bir saniye. Yanlış. Bir saniye. Ben umreye gittim diye evliya mı olacağım? Yok olamaz. Umrenin anlamı ne abi? Abi hacca gitmek Cenab-ı Allah'a dua etmek. Hac demiyorum ben. Umre diyorum. Umrenin anlamı nedir? Şeytan. Ziyarettir. Abi ziyaret. Tamam mı? Sen... 50 milyar, 100 milyar harcayıp Kuşadası'nda, Marmaris'te orada burada tatil yaparsın. Evet. Gavur memleketlerinin avluka içine almış gibi oraları ziyaret edersin. Evet. Sahil kenarlarında, Şenzlok'ta keyif yaparsın. Ben de Cenab-ı Allah'ın, Resulünün, peygamberlerin otunumu vesaire vesaire. Yani ben de oraları ziyaret ederim. Oraya gidip de geldim diye 5 vakit namaz kılacağım, evliya olacağım. Yok, ya da Kur'an ehli falan bir şey olmayacağım. Ya, namaz kılsak bile Cenab-ı Allah hepsini böyle şeysini günahları bir kenara yazıyor abi. Yani Allah'ın emri namaz kılmak o 5 vakit namazı kılın bırakmayın diyor. Peygamberimizin de emri o. Cihada ne diyorsun abi? Ben şimdi bak epilepsi hastası olduğum için bak ben cami doktora gittim bak. Ben kendim doktora gittim. Bak doktora da gittim diyor. Ben hocaya da gittim. Ben dedim ki hocam dedim bak ben ne zaman dua ettiğim sıra namazım kabul olur mu dedim. Ama dedim ki bak şu duaları unutuyorum dedim. Aklımdan ne geliyorsa ya, hoca dedi ki sen kabul olur demeyeceksin ama dedi ki sen içine yani Allah'a dua ediyorsan içindeki dua ediyorsan Cenab-ı Allah kabul eder. Hoca dedi. Ama aklında bak unutuyorsan eğer içindeki duaları Cenab-ı Allah için sırf gidiyorsan diyor Cenab-ı Allah için. Bu İslamiyet'te insanların çok basitleştirip abi, çok kolay yönü gösterme şeklidir ya, abicim. Hiçbir zaman bak, o şekil bir şey yok. Cenab-ı Allah hasta olanı da biliyor. Bir saniye hastasın. Hastasın. Karnın acıktığı zaman yemek yemeyi neden unutmuyorsun? Susadığın zaman hastasın, epilastassın. Epili mi diyorlar? Dilim dönmüyor. Neden su içmeyi unutmuyorsun? Neden soluk almayı, nefes almayı unutmuyorsun? Neden karnın acıktığı zaman bu hastalığın ardına sığınıp da yemek yemeyi unuttum falan. Bunları neden unutmuyorsun? Abi hiçbir insan nefes almadan işine geldiğini yapar, işine gelmediğini yapmaz. Aynı abi. Yapmayın. Yapmayın abi. Bu kadar basitleştirdik. Yobazlaştırdılar. Abi yapan bir Yahudinin bir lafı nedir biliyor musun? Bir Müslümanı kitabından edebilmek için hele hele ki camiye koşarak giden bir nesilden kurtulabilmek için elinden Kur'an'ı alacaksın. O Kur'an'ı nasıl aldılar biliyor musun? O Kur'an'ı nasıl aldılar biliyor musun? İnternetten aldılar. Telefondan aldılar. Başka türlü
teknolojiyle aldılar. Anladın mı? Şimdi nesilde sen görüyor musun bir tane çocuğun elinde açıp da Kur'an-ı Kerim bilgisayardan yaptığını? Hiç görmedim abi. İşte bu şekilde aldılar dayıcığım. Anladın mı? Doğru. Onda da var ya. Ben de buradan soy çiziyorum kardeşim. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun Amerika. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.